onlara düşmez. Yani sen mecbursun onlara bakacaksın. Harcama yaptığın zaman lil varideyn. Ondan sonra vel akrabin. Akrabalar. Mesela çocukları. Adamın çocukları konteynerde kalıyor depremden. Adam gidip başka yerde 250 bin TL bir derneğe bağışta bulundu. Yahu tamam. Ver, verme demiyoruz. Ama çocukların daha evladır. Daha evladır. Vermez. Niçin? Kızmış onlara. Ya şimdi kızmanın sırası mı? Sen zaten Allah için vereceksin. Allah için vereceksin sen. Sen ne yapıyorsun? Zaten niyetin ihlaslı değilse Allah onu kesinlikle kabul etmiyor. İnfak et. İnfak et. Lil-akrabun. Anne baba lil-akrabun. Vel-yetâme vel-mesâkîn vebn-i-s-sebîl. Değil mi? Sırayla Allah tebâreke ve teâlâ bunları söylüyor. İşte kezâlike yubeyyinullahu lekum el-âyât. Allah size ayetleri bu şekilde açıklıyor. Niçin? Leallekum tetefekkerûn. Düşünmeniz için. Nerede ya Rabbi? Fid-dünya vel-âhirah. Leallekum tetefekkerûne fid-dünya vel-âhirah. Hem dünyada hem ahirette düşünmeniz için. Yani şu demektir. Dünya ve ahiret hakkında tefekkür etmenizi davet ediyorum Allah. Emrediyorum. Tefekkür edin ya. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğimizi anlatırız öyle mi? Yok. Boşuna yaratılmadınız. Kulluk ibadet için. Düşünün. Şu dağlar nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın direksiz bir şekilde nasıl inşa edildiğini, aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı değil mi? Aynı su, aynı toprak, aynı şeyler. Su aynı, toprak ayrı ama çeşit çeşit tatlar Allah yerden bitiriyor. İşte bu yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor Allah. Ondan dolayı düşünün fe'tebiru ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri ibret alın. Düşünün Allah tebareke ve teala buyuruyor. Herkes ona göre ibadetini yapsın. Bunları söyleyen sıradan biri değil. Seni yoktan var eden senin Rabbin bunları söylüyor. Allah sana söylüyor. Ve yes'elûneke mâzâ ve yes'elûneke alil yetâme. Yetimlerden sana soruyorlar. Dün yetimlerden bahsettik. İşte aleyhissalatü vesselam'a sorulunca dedi ki es-sa'i al-ermele vel-eytam kel-mücahid fî sebilillah. Yetimlere ve dul kadına kol kanat gelen, onlara yardım eden bir kişi sanki Allah yolunda cihat etmiş kadar sevap almış olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kul ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem islahun lehum hayır. Haklarını koruyun. Koruyun. Bu daha hayırlıdır sizin için. Dedik ya işte bir adam öldü. Yenileri. Yengesini aldı. Küçük çocuklar malları vardı. Onlar bakamaz diye onları aldı. Çalıştırdı. Ondan sonra üzerine yattı vermedi malları. Ve dua diyorlar çocuklar. Adam öldü. Allah rahmet etmesin diyorlar. Mallarımızı yedi. Git. İki kuruşluk dünya. Ne ki? Bunun cezası var. Ahiret. Keşke etmeseydim ama keşkenin faydası yok. Ya. Mazlumlara ağlattın. Yetimlere ağlattın. Ağladıkları kadar 10 mislini 100 mislini ağlayacaksın orada. Yapmış olduğun bu cürmün ne kadar büyük olduğunu göreceksin. Dünyada tövbe etmedin. Letaravunnel cahim. Mutlaka cehennemi göreceksin orada. Allah yani dilerse affeder ama burada mazlumun hakkı var. Ne diyorlar ki delillerden çıkarak orada sırf la ilahe illallah dediği için adam kalbinden şirk koşmamış azabını görecek cennete girecek diyor. Ama neyden sonra? La ilahe illallah. Kul islahun lehum hayır.
Tamam mı? Onlarını koruyun işte. Kol kanat gelin onlara. Ve in tuhalituhum fe ihvanikum. Eğer aranıza alırsanız şunu bilin ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Yani mallarınıza riayet edin, onları üzmeyin, üzenleri yani engel olun. Yani onlara bakın demek istiyor. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Ama unutmayın ki Allah işleri bozan ve işleri düzelteni de bilir. Yani iyi ise iyi, kötü ise kötü, kim ise Allah mutlaka bunu bilir demek istiyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ. Bakınız Allah dileseydi sizi zora sokardı. Yani burada hükümler, başka hükümler, zor hükümler getirebilirdi Allah. Ama bizi düşünerek يُفَصِّلُ الْاَيَاتِ, ayetleri apaçık bir şekilde bize açıklıyor. Zor değil bunlar. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Allah izzet sahibidir, yücedir, hakimdir. Hikmetle muamele edendir. Hikmetle ne yarattıysa hikmet üzere yaratır Allah Subhanahu ve Teala.